E, aşağıda Giresun bakın e, oraya biraz yaklaştırırsak Tolga e, Giresun'un garanti puanı 34 Ümraniye'nin 29 hükmenleri katıyorum çünkü Giresun'un 2 hafta maçı yok hem Hatay hem Gaziantep üst üste 2 hafta maç yapmayacak Trabzon maçına kadar sonra bir Ümraniye var sonra Antalya var dolayısıyla e, Giresun'un 3 maçı bilemiyorum yani ee, Kasımpaşa'nın 5 maçı var hükmeni yok. 34 puan da Kasımpaşa'da. Yani İstanbul Spor'un 38 puanı var. Ankara gücü 35 puanda. Ankara gücü 35 puanda. Yani onun da hükmeni yok. Giresun, Kasımpaşa 34 garantilerle. İstanbul 38, İstanbul daha rahat. Ankara gücü 35. Yani burada Ümrani hadi 29 dedik. Giresun 34. Kasımpaşa 34. Ankara gücü 35. Hocam karıştı ortalık ya. <laughs> Yine karıştı. Her hafta bir şeyler bir değişiyor. Ama karışsın irisi... lig dediğin böyle olur ya. Evet hocam evet. Aynen yani öyle. Bir, bir şey öyle ya. bir öyle. Bir oraya gidecek avantaj. Yani Beşiktaş geldi yukarı hocam. Evet doğru. Yani e, bir kere daha puan durumunu verebilir miyiz Tolga? Bir de e, yukarıdaki son maçları. Hocam maçı da bırakamadın ki yukarıda. Galatasaray 70, Fenerbahçe 68, Beşiktaş 68. Ama Galatasaray'ın yarın oynayacağı evinde işte 50 bin seyircisi önünde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı var. örneğin onu kazandığı anda puan farkı 5 olur hocam. Evet. Yani ondan sonra zaten 4 maçı kalıyor. Bir tanesi derbi olmak üzere. Çok büyük bir avantaj olur yarınki maçı kazanması halinde. Hani Jesus diyor diyor hocam önce rakibimiz oynuyor biz oynamıyoruz ya al işte önce oynadı. Ya hocam bir rakibin oynasa ne olur sen oynasan ne olur ama şu bir gerçek. Onun altını çizelim. Oynadın Fener mı kazanınca Maç rakip başlıyor. için sıkıntı olur. Maç başlıyor. Fenerbahçe istekli bir 20 dakika falan. Tam sağ baskı yapıyor. Tabii 20-25 dakika. 25 daha böyle giderse bu maçı alır diyorsun. Fakat ilerleyen dakikalarda bu sefer Giresun maça ağırlığını koymaya başlıyor ve Giresun o 25 dakikadan sonra Fener'den daha iyi mücadele ediyor. İkinci yarıda da Fener'den daha iyi mücadele ediyor. Ben şunu söylüyorum. Giresun düşmemek için mücadele ederken çok mücadele ederken Fenerbahçeli oyuncular şampiyon olmak için Giresun'un mücadelesini veremediler. Eğer kalite olarak iyisen ki iyi bir takımsın kalite olarak. En az Giresun kadar mücadele ederse o zaman senin farkın meydana çıkar. Tabii. O zaman sen maçı alırsın. Ama en az onlar kadar mücadele edeceksin. Fenerli oyuncular maçın sonuna doğru kesinlikle mücadele güçleri aşağı doğru düştü. Giresun'un yükseldi. Fenerbahçe Çok kırılgan bir olmuş. takım olmuş Fenerbahçe hocam. Çok kırılgan bir takım. Yani şampiyonluğa oynayan takımın daha bir ısırması lazım ama sinirli değil, sakin basarak yani ilk 20 dakikadaki gibi oynaması lazım. Hocam 2-3 dakika var. Orta yapamıyorsun, Çişiremiyorsun ceza sahasına. Sola veriyorsun. Oradan daha sola vereyim. Arkadaşıyla pasta şimdi derken dışarı taca atıyorsun topu. Bence bu her şeyin özeti. Yani içeride 7 tane arkadaşım var. Stoperlerin de gitmiş. Sen aranda pas yaparken topu taca atıyorsun. Yani bu Artık tedirginlikle mi, beceriksizlikle mi, yeteneksizlikle mesela, mi neyle ölçülebilir bilemiyorum. Mesela şeye takılıyorum ya. ya şimdi Valencia, Fener'in lokomotifi yani. Valencia sayesinde Fenerbahçe bugün buralara geldi. Attığı gollerle kaçırdı penaltı falan. Penaltı Erkenden çıktı hocam. Ama ben Valencia istemedikten sonra Valencia'yı Fenerbahçe takımından dışarıya almam. Şampiyonluğa gidiyorsun. Ben de sen yokken yok. onu söyledim. Öyle mi bilmiyorum. Çünkü Valencia ya ceza alanında bir şey yapar. Dışarıda bir şey yapar. Penaltı Bu yaptırır, Fenerbahçe şey takımındaki yaptır. en etkili forvet kim? Golcü. Valencia. Valencia. Adamın 30 tane golü var. Valencia Eğer sakat değilse, çıktı, sıkıntısı yoksa. Yoksa teknik adam mı aldı? Onu, onu bir Selim'e bir soralım arkadaşlar. Ahmet Selim Kula. Valencia'nın bir problemi Jesus var mı? Aldı ise büyük hata. Büyük hata. Ama sakatlanmışsa ben çıkacağım demişse bir şey yok. Bir şey diyemem. Hocam. Yani e, Batshuayi haftalar sonra işte ilk kez oynuyor. Batshuayi e, daha uzun kalıyor. Hocam Rossi 90 dakika kaldı ya Rossi. 90 dakika sağda kaldı hocam Rossi. Şimdi bak başarılı paslarda biri 83 tane yapmış. Diğeri 450 1805. tane. Şey 183 diğeri 450 tane yapmış. Ama ne pası? Ne pası? Sakatlığı fıskıntısı yokmuş. Şimdi Selim haber verdi. Ee, sordu. Kesinlikle abi. Hocam büyük hataya. Ya. ya. hocam bana şunu birisi anlatsın. Allah muhafaza. Ayağı kırılırsa alırım. He, 90 dakika oynadığı yerde Valencia bitime 20-25 dakika kala oyun Allah. bir birken alınıyorsa uzatmalar da var. Yarım saat var da. 10 dakika. Uzatmalarla dakika. beraber. Sen en golcü oyuncunu tercih olarak dışarı çıkartıyorsan e, söyleyelim o zaman sen Joshua King'i falan alıyorsun ya. Adam en son ne zaman gol attığını kimse hatırlamıyor Rossi. Ya hocam. O zaman Valensya, kusura bakmayacaklar. Valencia'nın bu seneki verdiği olay farklı. Yani ben çıkacağım dediyse tamam. Sakatlandım dediyse tamam. Sakatlığı yok. Yoruldum dediyse tamam. Yoruldun dediğimi bilmiyoruz. Kesinlikle almam. Çıkarken de mutlu değildi yüz ifadesi. Evet. evet. Çıkarken mutlu değildi. Kenarıya, kenara bir baktım çıkarken hani ikili münasebet nasıl olacak diye onu kestiler. Aslında kameramanın oralarda kameramanın en iyi yani rejinin diyeyim ben o pozisyonları alması lazım. Mesela çıktı yürüdü teknik adamla münasebeti nasıl olacak onu çekmesi lazım abi. Ama maalesef işte onun için de futbolu bilmek lazım. Onun... Rejiye düşüyor o iş ee, Onu kovalaması lazım bakması ba lazım. Diyor ki Selim Bazı Giresunlu oyuncular Fenerbahçe soyunma odasının önünde Koridorda tezahürat yapıyor Dolayısıyla yine biraz Gerildi ortalık Polis müdahale etmiş diyor Yani onlar da bir şekilde Kendileri de puanı kutlayacaklardır elbette ee, Giresun için Puan da onları kurtarmayacak belki ama Evet. Önemli yani, bir puan Fener takımından bir puan şimdi İçeride üç. dışarıda önemli biri Şimdi onların iki hükmenleri var. Ee, Kasımpaşa ile 34-34 olacak. E eşitlenecek. Ee, bir de Kasımpaşa ile Giresun'un maçı var ben yanlış bilmiyorsam. Bakayım var mı? Yok. Ee, Kasımpaşa'nın kimle var? İstanbul'la var bak solda. Ee, Giresun'un Ümraniye ile var kritik bir maç. Trabzon'la var Antalya ile var. Hani buradan kurtarır mı kurtaramaz mı bilemem ama garanti puanı 34. Kasımpaşa'nın garanti puanı 34. Sivas, İstanbul, Alanya, Beşiktaş, Karagümrük. 5 maç yapacak. Ama işte Giresun'un 3 maçıyla garanti. Yani 2 maç fazladan yapacak. İstanbul 4 Kasımpaşa maç Kasımpaşa'nın öyle olacak. bir avantajı var. İstanbul'un 38. Şey neden gözükmüyor burada? Ankara gücü yok. Ankara gücüne getirin. Onların da 35 puanı var. Vallahi Diğer Kasım, sayfayı verin. Ankara Gücü'ne de bakalım. Kasımpaşa'nın işi çok zor ya. İşte Kasımpaşa'nın. Kasımpaşa. Yani Sivas deplasmanı. Sivas orada o maçı hedef alacaktır. Ankara Gücü de. Hocam Ankara Gücü'nün de baksana 35 garanti puanı var. Trabzon. Ama 2-4-6 maçı var Ankara Gücü'nün de. Ya ben bilmiyorum. yani onun işi zor evet. görüyorum hala. Trabzon, Antalya, Ankara Gücü'nün, Ümraniye, Galatasaray, Kayseri, Adana Demir. Çok maçı var ama yani 35 garanti puanı, İstanbul 38 garanti puanı. Bak Ankara Gücü'nün 6 maçı var, Sivas'ın 4 maçı var. Tabii. Yeresun'un 3 maçı var. O yüzden. Bilemiyorum yani e, tabii ki 1 puan onlar için avantajdır. E, ...yenemiyorsan da bir puan almak ama... ...hani... ...kazanma... ...kazanmak... ...daha farklı bir noktaya taşıyabilirdi Giresun'u. Şimdi yukarıda baktığımız zaman hocam... ...bir gerçek var. E, Fenerbahçe... ...çok kırılma maçı oynadı bu sezon. İşte İstanbul Spor maçı... ...Beşiktaş maçı... ...kırılma maçları böyle yani... ...hep eşik maçları... <laughs> Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda falan. Şimdi Giresun maçı mesela. Hep kırılan taraf Fenerbahçe oldu. Kırılmamak. Maç, son son dakikalarda aldığı da çok oldu. Ama hani böyle rakip puan kaybettiği haftalar diyoruz. <laughs> son saniyelerde. Şey, burada kaç daha tane tabii maç kayıp çevirdi. falan yok da burada kazanacaksın ki karşıya bir şey olsun. Şimdi bir şey kalmadı ki ligin bitimine kaç hafta var şurada? Fenerbahçe'nin 3 tane maçı kalmış. Beşiktaş'ın 3 tane maçı kalmış. Galatasaray'ın 5 tane maçı kalmış. Şimdi ipler Galatasaray'ın elinde ama geçen maç oynadığı gibi oynar da öyle mücadele ederse geçen maç Galatasaray bugünkü Fener gibiydi. Hocam bugünkü şu skordan sonra Galatasaray yarın çok farklı oynar diye düşünüyorum. Diyorsun ama işte öyle Moral olur bu Galatasaray ya Moral olur da çıkmıyor işte ya oynamıyor. He, o olur. zaman da kendileri düşünecek. Bu tarz maçlarda ne dedik devre arasında? Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Sen Giresun takımına ilk yarıda evinde yenilip ikinci yarıda burada iki puan toplamda 5 puan bırakıyorsan o zaman hocam, bir şapkanın ben önüne maçı koyacaksın. Alırsam, ben maçı alırsam şampiyon olacağım demek büyük avantaj. Ben maçı alırsam şampiyon olacağım demek büyük avantaj. İşte onun için diyorum Galatasaray'da Ama... yarın Başakşehir'i elinde yeneceksin. Yenemiyorsan da o zaman konuşmayacaksın. A Çünkü yendi mi puan farkı 5 hocam. Ben sana söyleyeyim mi? Çok da zor değil ha maçları. Tabii. Ya İstanbul Bak, takımı ya İstanbul sporun işte düşme probleminden dolayı bilemiyorum. Sivas hani Sivas'ı evinde değil, geçer. Ankara tabii. gücü deplasmanı. Ankara gücü o haftaya kadar ne yapar ona bir tabii. bakmak lazım. Zaten derbi derbiye kadar bu şekliyle kalır mı kalmaz mı belli değil. Daha Fenerbahçe Trabzon'la oynuyor haftaya. Bir de şey var tabii e, koba maçı var Fener. Tabii. Arada. Bu da önemli. Bir de bayağı şey maç yani. Yeneceksin ve finale kalıyorsun. Hocam. Ümraniye, Giresun, İstanbul Spor. Bunlar ligin son 3 sırasında. Hepsine puan kaybetti Fenerbahçe. Evet. Ümraniye, Giresun, ise Giresun'a 5 puan kaybetti. Peki. E, büyüklere de kaybetti. Galatasaray'a. Beşiktaş'a kendi sahasında yenildi. Tabi e o zaman yani. yani en üstte de verdi. Puanı en alta da verdi. Zor. tabi. Yani e, şimdi tabi yani teknik adamın kendi doğruları olacaktır. Jesus'u çok övdüğümüz zamanlar da oldu. Ama diyorum ya yani bugün e, çıkan 11'de yani üzerinde tartışılabilecek şeyler Hıcağı, var. Valencia'nın çıkmasında, Valencia. Rossi'nin kalmasında, yani Rossi'nin 90 dakika oynadığı yerde Valencia kaçta çıktı ya? Ben onu bir yere not Ama almıştım. manevi evladı biliyorsun. 60 küsür. Manevi evladı. Maçın 3'te ikisinde yok. Şey 3'te 1'inde yok. 60'ta çıkıyor ya Valencia. 40 dakikasında yok. 40. Çünkü 30 oradan var, 10 da buradan var. Yani neredeyse bir ikinci yarı kadar yok Valencia. En golcü oyuncunu 60'ta dışarıya alıyorsun. Şimdi bak basın mensubunu. Bunun orada teknik olarak sorup hatta tartışma açması lazım teknik adamla. Hangi düşünceyle aldınız? Hangi düşünceyle bu oyuncuyu oyunda Hocam, tuttunuz? E, maç zor bir maçtı. Puan kaybettiniz. Ne düşünüyorsunuz diye soruyor arkadaşlar. Yok abi. Nokta sorular soracaksın. Nokta. Belki Ma sinirlenecek. Belki sinirlenecek. O zaman eğer sinirleniyorsa Sorduğun, yönelttiğin soru doğru demek. Hocam daha şöyle bebeydim. Ee, Joseph Wengloş'a yayıncı kuruluştayım o zaman. Bir soru sordum. Çıldırdı. Tabii. Bak ne diyor? Çıldırdı. Trabzonspor'a evinde 1-0 mağlup olmuştu Fenerbahçe o maçtan sonra. Wengloş istifa etti o maçtan sonra. Sorduğum soru da oydu. Hocam işte sinirlenirse Bu doğru maç sizin soru. için kader maçı mı? Bu maçtan sonra da Fenerbahçe'nin başında kalacak mısınız diye. Son maçı oldu Wengloş'un. Hangi düşünceyle Malezya'yı aldınız? Evet, işte. Teknik olarak iki cümleyle izah edebilir misin? Bunu de inşallah şey bakalım arkadaşlara. Yani onlara... Sen bir daha iyi bileceksin ben mi? O zaman soru yerinde demektir. Sorsun, söylesin onu. O zaman soru yerinde demektir. Hocam. Maç sonu yaşananları herkes gördü. Biz İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor diyor. Yani ee buradaki gösterilen eğer bir konukseverlik gösterildiyse karşı taraftan da beklemek en doğal hakkı Futbolcuların da maç sonrası zaten e, o kadar 90 dakika 100 dakika e, performans işte yorgunluk üzerine e, çok da egzajere etmemek Acaba lazım. İnsanlar da gelmemek mı geldi lazım. yoksa futbolun haricinde mi geldi? Dışarıdan geldi. Ben sağ kenarına baktım. Sağ kenarında biraz fazla insan var gibi. Hocam yani. bak benim bizim muhabir arkadaşımız da onu yazıyor. 8-10 tane kim olduğu belli olmayan insan var diyor. Ben bir baktım. Hocam orası çok tehlikelidir. Öyle. En tehlikeliler orasıdır. Orayı mum gibi yapacaksın. Mum mum. Mum. Arkadaşlar iyi bilirler ne alt yediğimi benim senelerce. Orayı mum yapmazsan başın belaya girer. Orası dinamitli yer. Orayı mum yapacaksın abi. Böyle yapacaksın. Sahayı boşaltın yoksa maçı durduruyorum. Hadi bakayım hocam sen kimsin sen kimsin Atacaksın abi atacaksın Sağda çünkü görevli var Tabi Temsilci var biliyorsun Görevli var Söyleyeceksin kim bunlar atacaksın abi Aynen. Maçtan sonra bu kamerada bunlar var Ceza geç abi onu Hocam biz yayıncı kuruluşuz bizim da bile tonla laf ediyorlar İçeride kim olduğu belli olmayan insanlar oluyor Olmaz Ama abi Ama onları genellikle Etki. Genellikle Başraide üzücü ve beklemediğimiz bir sonuç aldık. Futbol bu olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor diyor Miçi Başraiyi. E, yani do, dobra konuşan bir oyuncu Başraiyi. Evet. E, büyük ihtimalle onun bu i̇şte açıklamalarında orada da orada var bir şey. Yani var. var, var bir şey. Hocam orada orası kalabalık mu olay çıkar. Ben çünkü Tolga'dan istedim. alma görüntüyü bir şeyler var orada diye. Bakıyorum öyle bir kalabalık var ki Sevil sevil insanlar var orada. Ya i̇yi değil tabii o. Yani o zaman sıkıntı oluyor. Zaten insanlar gergin, gerek yok ama o, herhalde orası öyleyse bak sahanın kenarı öyleyse koridoru düşünmek de istemiyor tabii. Bak sahanın orası Ah Hocam öyleyse, o koridorlar var orada. Koridoru ya düşünmek de istemiyorum. O koridorlar... Çünkü en sağlam yer sahadır. Eğer bir şey hissediyorsan hakem olarak bir daha hiç girme. Erkeklik yapma yanarsın orada. Geri gel abi. Geri gel ki herkes seni görsün. Emniyet memniyet gerekli önlemi alsın. Doğru. Hocam bu Zalai e, tabii saymadım ama e, hafızamda hemen 2-3 tane benzer pozisyon var. Görüntü gelince görecekler. Son adamlar artık bunlar. Yaptıkları hatalar bedel olarak dönüyor takımlarına ki 2 tane aynı pozisyonun içinde hata yaptı. Gol oldu. Yine evet. sektirdin mi, vuramadın mı, kısa düştü mü topun? Böyle bireysel savunma hatasını çok yaptı. Tamam, sen dersin hep takım savunma yapar ender. Evet takım. Ama bu hatalar bireysel hatalar, ee, çok major hatalı. ağır adam, ilk hareketli adam, ikinci hareketi dönerek yapamıyor. İlk harekette yaptı yaptı, yapamadı. Ayrılışlar oluyor. E, onu da dikkatli yapacaksın. Bugün yine ilk hareketi yapamadı. Yapamadı. Gol Ikinci İkinci hareketinde de kısa pas rakibe verdi. O geçti artık. O ilk hareketi yapacaksın. İlk hareketi. Hocam top yere inerse forvet avantajlıdır. Tabii. O topu havada infaz edeceksin. O topu havada. Topu yere indirdiğin zaman forvet avantajlı duruma geçer. Hocam işte. O topu orada fol bol bir şey çıkacaksın. Onu onu sektirmeden. Topu sektirdin mi öldün zaten. Tabii. Kimince Minje varken Zalai'nin defoları Kim Minje tarafından kapatılıyordu. O Çünkü de, Kim o Minje çabuklar. hızlıydı. Tabii. Şimdi Zalai'nin yanında Samet var. Samet de hamleli hızlı oyuncu değil. O Dönerken hareket, vakit kaybediyor. O da Serdar'ı da düşünmüyor. Serdar daha hızlı ama... Serdar da düşünmüyor. Demek ki o bir özellikle bir hatası vardı. Ondan sonra Samet'i... Hocam üçü de fener işin iyi değil. E, hocam daha üst klasmandı. Yani buldun mu işte minje gibi ha, bulacaksın. Zalai o da ucumda gidiyor. gidiyor. Zalai ucunda gidiyor. Kafa hakimiyetinde e, var değil. Ucumda. Var var ama işte yanındaki adamın o zaman daha e, şey Çabuk bir, bir adam. stoper olması lazım. Yani Zalai'yi de e, yukarı itecek bir Bile stoper olması lazım. Defans kaptanı hangisi olacak? Zalai mi olacak? Öteki mi olacak? Öteki olacak. Tabii. Zalai olmayacak. Zalai ilk hareketin adamı olacak. Çünkü döndüğü zaman tehlikeli Zalai. Bir de o pozisyonda şeyi çekmediler hocam ya. Ee, offside çizgisini, varı. Ya da evet. bize görmedi yani. Gör gözükmedi o yayında. Evet. O pozisyonda. Evet. E kaldırdı bayrağı. Değil mi o pozisyon diyorsun? Yok yok. Goldeki. E, Giresun'un golünde. Ha evet. bitirmediler herhalde. Gelmedi gelmedi yok. Bakarız. Şimdi. Bir beklediler falan. Beklediler evet. belli bir müddet. Sonra gelmedi ya. Şimdi yayıncı vermedi diyece e, ama. ya. Ha olabilir hocam tabi. E, olabilir. Biliyorsun, bilgisayardan Doğru söylüyorsun. Riyad Bayit çok güzel bir gol attı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önümüzde 3 maç daha var. Bu maçtan bir puan almak iyiydi. Kalan bölümde daha iyi sonuçlar almayı planlıyoruz demiş. E şimdi e 3 hafta maçı yok. 2 hafta buradan. Bir de o 20 gün maç yapmayacak Giresun. Evet. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama hocanın takıma elinin değdiği anlaşılıyor hocam. Bir ilk gelecek. Hocam ilk maçta olur. Evet. Şimdi de bir takımla Şimdi çalışacak bir Mart, 15. 20 gün maç falan bilmem ne 15-20 gün takımla çalışacak. Orada da evet. bir etki eder. Bakalım Giresun'u İrfan Hoca İrfan Buz sevgili dostumuz Giresun'u ligde tutmayı başarabilecek mi? Yukarısı böyle hocam. Aşağısı da garanti puanlar. Var mı daha başka bir şey? Yok. Ee, aşağısı garanti puanlar. Ama maç sayıları 5, 3, 3 hocam. Galatasaray'ın 5 maçı var. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 3 maçı var. Garanti puanlar 73, 74, 71. Tekrar söylüyorum Galatasaray 15 puanı var daha kazanılmamış. Fenerbahçe'nin 9. Şu alttaki puan durumlarına göre söylüyorum arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hükmenleri hükmenlerle 73, 74, 71 ama Beşiktaş en fazla 80 puan yapabilir. Fenerbahçe en fazla 1, 2, 3 74, 9 83 yapabilir değil mi? Yanlış söylemiyorum. Arkadaşlar Şimdi bir matematik sınavı vermeyelim. 2, 4, 5, 15, 88 yapabilir. Yani 88 puanı var ortada Galatasaray'ın, 83 puanı var ortada Fenerbahçe'nin, 80 puanı var ortada Beşiktaş'ın. Bundan ne kadarını alabilir? Ama alabileceği bu kadar puan var. 88, 83, 80. Bir dakika abi. O zaman Galatasaray'ın, Galatasaray'ın şimdi bak sonucu hani tersten başladık. Şey yapıp gidelim. Galatasaray'ın şu anda 5 puan farkı var değil mi Fener'le? Ee, hayır. Ee, normal puanda 2 puan, garanti puanlarda aşağısı Şimdi Fener toplama, önde. Toplama Toplamda Galatasaray'ın Galatasaray sezon sonunda evet. sonuna kadar Evet. 2 tane beraberlik hakkı var mı? Var. Çok, Çok büyük havada. Ama biri Fener olmak zorunda. Fener maçı olmalı. Ben Fener maçına gelene kadar diyorum. Fener maçına gelene kadar yok. O... Niye? E Fenerbahçe'nin evet. elinde oluyor o zaman iş. Evet. Fenerbahçe'nin eline bırakmaması lazım. O zaman şey ya, iki takımdan birbirini yenen o zaman şampiyon oluyor çünkü. Reklam mı? Hadi reklama gidelim konuşacak çok şey var.